Sayın Koç, elemelere çok iyi başladık. İki maçı da kazanarak başladık. Neler söylersiniz bundan sonraki süreç için? Şimdi senin söylediğin gibi çok iyi bir başlangıç yaptık. Değerli iki tane galibiyet aldık ama bu bir süreç. Diğer bacağını oynayacağız. İki tane arka arkaya maç oynayacağız ki ikisi de deplasmanda. Yine her maçın ayrı önemi var. Biliyorsunuz statüyü kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp avantajlı bir durumda ikinci etaba başlamak istiyoruz. İkisi de ayrı ayrı düşündüğümüz maçlar. Sonuçta deplasman maçı oynayacağız. Ama alacağımız her galibiyetin bizim için büyük önemi var bu yolda. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Hocam, basketbolda yoğun bir fikstür var. Siz de kulüp takımında da yoğun bir süreçten geçtiniz. Sezon içinde eleme maçlarının oynanması oyuncuları ve takımları nasıl etkiliyor? Şimdi devamlı bunlar tartışılıyor, biz de konuşuyoruz ama artık bu yola girilmiş durumda ve bu şekilde işler devam ediyor. Evet, çok kolay değil bu. Takımlar için, oyuncular için, koçlar için zor bir süreç. Çok da yoğun arka arkaya maçlar oynanıyor ama hepimiz burada en iyisini yapabilmek için beraber oluyoruz. Artık bu süreci bu şekilde geçeceğiz. Biraz da belki mental olarak yorgunluklar oluyor. Vücut sonuçta sporcuların alışmış durumda bu tempolara. Mental olarak biz eğer kafamızı sağlam tutabilirsek hani bu süreci daha iyi geçeceğimizi düşünüyorum. Hocam, geldiğinizden beri genç oyunculara süre veriyorsunuz. Bu oyuncuların gelişimini nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi zaten bir değişim söz konusu biliyorsunuz. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'nda başladık. Şimdi bu Dünya Kupası elemesinde devam ediyor. Genç oyunculara ben sonuna kadar güveniyorum. Bizde her zaman yerleri var. Gelecekle ilgili büyük planlarımız var. Ümitlerimiz var onlarla ilgili. Ve oynadığımız iki karşılaşmada da bence gayet iyi ortaya koydukları performans. Ama bunun devamını sağlamamız lazım. Kadroya yeni ekleyeceğimiz oyuncular oluyor. Çünkü sonuçta burası bir milli takım kadrosu. Her dönem değişiklikler olabilir performansa dayalı olarak. Ben bu oynayacağımız iki maçta da onlara sonuna kadar güveniyorum. Onların ileride de çok daha iyi olacağına inanıyorum. Sizin jenerasyonda hocam daha çok 19 yaşlarında, yani daha erken parlama görülüyordu. Şimdi 23 gibi oluyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şimdi bunlar değişiyor tabii. Jenerasyonlara bağlı da oluyor. Ama hani baktığınız zaman bütün Avrupa'da belki 19 yaşında, işte daha küçük 18 yaşında bir veya iki tane oyuncu, üst düzey star oyuncu olarak gösterebileceğiniz bir veya iki tane var. Bu her ülke için geçerli. Bu tip sıkıntılar olabiliyor. Tabii ki 22-23 çok genç bir yaş. Onların da bence o dönemde özellikle de uzun oyuncu konusunda mesela çok da süreye, kilometreye ihtiyaçları oluyor oyuncu arkadaşlarımızın. Bence bu oynanan maçlar genç oyuncunun gelişimi için, sonuca dayalı maçlarda olduğu için en büyük deneyimler. Biraz daha kilometre yaptıkça bence ilerleyen günlerde çok daha bence iyi duruma gelecekler. Peki hocam, teşekkür ederim.